Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli izleyicilerimiz. Yeni bir haftada yeni konu ve konuklarla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu hafta stüdyo konuklarımız değerli yazar, aile danışmanı Asiye Türkan hanımefendi ve yine iş kadını, iç mimar Neriman Koparan hanımefendi bizlerle birlikte. Çok güzel bir çekim ve çok güzel bir program olacağını umuyoruz. Bu hafta inşallah fıtrat kavramını ele alacağız. Yine Kur'an'da meta kavramını ve son zamanlarda adını duymaya başladığımız metaverse, sanal dünya, online dünya kavramını çok değerli, kıymetli konuklarımızla beraber işleyeceğiz inşallah. Sözü çok uzatmadan sözü onlara emanet edeceğim. Buyurun başlayalım inşallah. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nadik davetiniz için teşekkür ederim. Ben de. Bizler de sizleri burada görmekten ve ağırlamaktan onur duyuyoruz. Girişten de ifade ettiğimiz gibi inşallah güzel bir program olacağını umuyoruz. Bir hasbihal i̇nşallah. Ortamı aslında tasarlıyoruz bugün hep beraber. Sizlerle birlikte. Ben sözü çok uzatmadan kısaca sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Neriman Koparan hanımefendiyle başlayalım inşallah Neriman Hanım. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Neriman Koparan kimdir? Buyurun. Ben ticaretle uğraşıyorum. Mesleki performansım iç mimarlık, dekorasyon üzerine genelde bayanların dikkatini çeker, villa ve ofis fabrika dekorasyonu konusunda ihtisasım. Aslında bundan daha önemli benim için hani bu ticaret yapıyorum sonuçta ama en büyük ticarete şey oldum ne derler kendimi kanalize etmeye çalışıyorum. Çünkü en büyük ticaret Rabbim benimle yapılan dediği için. Bu ayeti gereğince hayatıma bir yön verdim yaklaşık 15 sene evvel elhamdülillah. Kelime-i tevhid üzerine daha çok çalışmalarım. Evet. Bu anlamda belli yaş gruplarındaki kardeşlerimizi yine onların tahsillerine ve durumlarına göre, altyapılarına göre dersler yapıyoruz elhamdülillah. Tamamen kelime-i tevhid üzerine. Aynı zamanda gençler ve çocuklarla alakalı da programlarımız var. Yeni yeni ele aldığımız. Ben daha çok biyometri hani bilir takip edenler. Allah'ın kevni ayetlerini ayetlerle çocuklarımıza anlatıyoruz. Evet. Çocuklara Allah'ı sevdiriyoruz. Bu anlamda çok büyük gelişmeler görüyoruz gerçekten. Görsel çalışıyoruz daha çok. Bu anlamda çalışmalarımız da çok yoğun. Ben bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muvaffakiyetler diliyorum İnşallah. Amin inşallah. Asiye Hanım sizi de uzun süreden sonra tekrardan aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Özlemiştik. Sizi de böyle kısaca izleyicilerimiz için tekrardan tanısak çok iyi olur. Buyurun. Asiye Türkan 31 yıldır Avrupa'da yaşıyor. Evlilik akabinde gitmişti. Müslümişe Famin Bildung Stete diye Müslüman Aile Eğitim Kurumu'nun hala başkanlığını yapmaktayım. Birini arıyorum. Yerime geçecek inşallah. Bunun yanında şu anda 7. kitabımı toplamak için buradayım. İnşallah. Elhamdülillah. Mahrem ilişki üzerine bir çalışmam var. Evet. Gençler, genç ağırlıklı ve aile ağırlıklı çalışmalarım var. Siz biliyorsunuz bunları. Son pandemi döneminde de ağırlıklı olarak çalışmalarımız bağımlılık üzerine oldu. Dün akşam da bir bağımlılık programımız vardı. Hayatın içinden, bağımlılığın içinden çıkmış ve acılarını yaşayan kardeşlerimizin hem acılarına şahit oluyoruz hem de bu şekilde olan kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Benim eksik alanım ve gerçekten çok sıkıntılı bir alan, bağımlılık alanı. Şu anda yaptığım çalışmada daha çok genç ağırlıklı. Burada olmak özellikle fikir dünyasında, fikir atölyesinde olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Heyecanlıyım. Güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Çünkü zor bir döneme girdik. Zor bir dönemin içinde yaşıyoruz şu anda. Zor bir döneme şahitlik ediyoruz. Şahitlik ettiğimiz bu dönemde dimdik kalmak, omurgamızla kıyamda olmak ve Rabbimize yakın olmak, secdeye kapanmak, Rabbimizi daha yakından hissetmek arzum ve talebim. Ümit ediyorum şu anda içinde program öncesinde yaptığımız hazırlıklarımızın hepsini, yüreğimizdekilerin hepsini değerli genç kardeşlerime, bizi dinleyen dostlarımıza yüreklerine armağan ederiz. Rabbimden gelecek her hayra tıpkı Hazreti Musa gibi elimi yüreğimi açtım. Gelecek her şeye açığız inşallah. Evet.
Teşekkür ederim Meryem'ciğim. Rabbim razı olsun inşallah. Rica ederim. Ne demek. Tekrardan hoş geldiniz. Biz meta Kur'an-ı Kerim'de meta kavramına ve yeni duymaya başladığımız metaverse online dünyaya giriş yapmadan önce ben fıtrat hususuyla başlamak istiyorum inşallah sizinle. Fıtrat nedir? Fıtratımızı evet. nasıl koruyabiliriz? Kur'an tasavvurunda fıtrat nedir diye bir girizgah yapmış olalım inşallah. Buyurun Asiye Hanım. Güzel bir başlangıç olacak inşallah. Temelimiz sağlam olursa yukarısını çok güzel bina edebiliriz. Fıtrat da aslında özümüz bizim. Yaratılan her şeyin özü. Çekirdeğin iç nüvesi. Fıtrat kök manasına geliyor. Bir şeyin açılması ve içindekinin ortaya çıkması. Kur'an-ı Kerim'de 20 tane ayette geçmekte. Yaratılış kanunu manasına gelmekte. Bazı ayetlerde yoktan yaratmak, bazılarında çatlamak manasında kullanılmış. Ağzı açılınca da ortaya çıkan içindeki kelimesinin tam anlamıyla dolduran yaratılış. Yani yaratılışı Allah-u Teala fıtrat tabiriyle bize anlatılıyor. Hatta iftar dediğimiz zaman da oruçlunun ağzı açıldığı için orucu bitene iftar etti denir. Yani ağzı açılıyor hani o noktada. Fatara da yardı demek. Evet. Bir çekirdeğin filiz ve sürgün vermek için kabuğunu çatlatması hali, fatara hali. Mesela bir hurma çekirdeğini örnek vermek istiyorum. Küçücük bir hurma çekirdeği ya da buğday çekirdeği, hangi çekirdeği derseniz deyin, bir domates çekirdeği, bütün çekirdeklerin özünde onun yaratılış gayesi saklamıştır Allah-u Teala. Ona uygun bir toprakla birleştiği zaman o içindeki özü yukarıya doğru filizlenecek, meyveye duracak ve fıtratına uygun bir yapı içinde hareket edecektir. Ve Allah-u Teala yarattığı her varlığın ki şey olarak konulan ne vardıysa hepsi bir varlık. Gecede gündüzde bunun içinde. Yaratılan her varlık kendi fıtratı doğrultusunda hareket ediyor. O zaman bu doğrultuda baktığımız zaman fıtrat Allah eşyaya fıtrat koyan fatırdır. Fatır olan Allah bir şeyi sadece yaratmakla kalmaz. O yarattığının da yaratılış kodunu içine de koyar. Rahman o kadar güzel içimize kodlamış ki hiç kimse diyemez ki bende böyle bir olgu yok. Yani hepimizin içimizdeki çekirdeğimiz yani özümüzde Allah nasıl incir çekirdeğinin içine buğday çekirdeğinin ya da artık bütün çekirdeklerin içine özünü koyduysa insan çekirdeğinin içine özüne de kendi yaratılış doğrultusunda neler gerekiyorsa onu özüne yerleştirmiş. Yeter ki uygun bir toprağa yerleşsin bu beden toprağına ve bu beden toprağın üzeri örtülmezse üzerinin örtülmesi hali kafir yani imanının üzerine örten çiftçiye de kafir denilirmiş Arapçada ya. O zaman biz de kendi imanımızın içimizdeki özümüzün fıtratımızın üzerine örtmediğimiz zaman o da filizlenecek. O filiz zamanla büyüyecek ve koca yerleri ağaçlarına köklerine kadar yerde olursa kök ne kadar derinde olursa dallar da yukarıya o kadar çıkacak ve bunlar meyveye duracak. Bu şekilde bir anlatımın üzerinde fıtratı şöyle de toplamak istiyorum. Hı-hı. Varlıkların yapısını oluşturan, geliştiren, değiştiren bütün kanunların bütünü fıtratın içinde. Bu kanunlar Allah'ın şey için oluşturduğu ölçülerin ve şeyler arası ilişkilerin incelenmesiyle ortaya çıkar. İnsanların, hayvanların, bitkilerin, yerin, göğün, kurumların, kavramların hasılı her şeyin yapısı ve işleyişi fıtrata göredir. Kur'an'da bu kanunlar ve oluşlara onlarla oluşan varlıklardan her biri birer varlık olarak sayılmış. Allah'ın yarattığı ayetlerle, Kur'an ayetleri, Allah'ın yarattığı ayetlerle yeryüzündeki yaratılan her şey bir ayet. Bu ayetlerle, yarattığı ayetlerle indirdiği vahyin arasında tam bir bütünlük vardır. İşte bu bütünlüğü sağlayabilirsek bizler şu anda Metaverse diye ortaya konulan yalancı cennetin içinde kalmayacağız. Yani bu temel üzerine oturtursak şunu çok iyi bilmemiz lazım. İçimizden gelen bir ses var. Allah hepimizin içine vahyediyor. Bu vahye eğer kulak verirsek Allah'ın diniyle muhatap olacağız ki iki ayet hatırlatması yaparak toplamak istiyorum. Biraz uzunca giriş oldu ama temelimiz ne kadar sağlam olursa evet. üzerine daha güzel atacağımızı düşünüyorum.
Allah Teala der ki, Seuzubillah, sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. O insanları ona göre yaratmıştır. Evet. Allah'ın yarattığını yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur ama insanların çoğu bunu bilmezler. Yani devamı ki fıtrata uygun yaşam şeyimiz, yani kendi özümüze uygun Allah'ın yarattığı kitapla özdeştiğimiz zaman. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim sık sık fıtratı atıfta yapar devamlı. Bir örnekte yani bir Âl-i İmrân suresi 85. ayetini bu ilk girişimizi tamamlamak istiyorum. Buyurun. Kim İslam'dan başka din ararsa diyor Allah Teala, estağfurullah, bu ondan kabul edilmez. O ahirette de kaybetmiş olanlardan olur. Ki şimdi biz sanal bir dünyanın içindeyiz zaten. Bir metanın içindeyiz. Evet. Zaten metanın içindeyiz. Metanın içinde bir meta daha oluşturmaya çalışanlara karşı ne yapmamız lazım? Daha dik olup Allah'ın dinine, Allah'ın ipine sımsıkı sarılma yolunda gayret bulmamız lazım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel ben de fıtratta bir ilave yapabilir miyim? Tabii sizden alacaktım zaten. Evet, teşekkür ederim. Hı-hı. Farklı bir konuya geçer misiniz diye. Buyurun. Şimdi çok güzel Rum suresi 30 zaten çok güzel ifade etti Rabbim bize. Sen de çok güzel okudun. Ben de şeyi hatırlatayım. Yani burada hatırlarsanız yaratımla alakalı bir ayet olduğu için Fatır 13'te Rabbimiz çekirdek zarını bile yaratamazlar diyerek meydan okuyor zaten. Yani bir çekirdek zarını bile yaratamazlar. Aslında bugün de bakıyoruz ki oradaki o çekirdeği çatlatanı bulamıyorlar. Bakın bugün CERN deneyi veya işte bu seküler dediğimiz bu bilim adı altında Allah'a savaş açmış olan bu grubun CERN deneyiyle veya yapılan birçok deneylerle insan üzerine ve DNA'sı ve RNA'sı üzerine bir sürü çalışmalar yapılıyor maalesef. Aynı zamanda işte o çekirdeği titreştiren, oradaki ne titreştiriyor ki o patlayarak bir ağaç oluyor? Ya da bir insan o sudan yarattım, sonra topraktan yarattık insan oluşumuna ait olan o elementer yapıyı söylerken orada da Rabbimiz bize böyle bir yaratımı yapamayacaklarını zaten söylüyor. Bütün sistem bunun üzerine çalışıyor. Onu bir Fatır suresini hatırlatmak istedim. Bir de Fusilet suresinde Rabbim diyor zaten ayet-i kerimde 53'te. Sen kendini böyle anlamlandırmak anlamında söylüyorum. Gözlerini afaka ve enfüsüne çevir. Benim sünnetimde asla değişiklik bulamazsın diyerek zaten Rabbim bizi hem kevni ayetlere yani yaratılıştaki görsel anlamdaki zahir boyuttaki kevni ayetlere hem aynı zamanda enfüs diyeceğimiz batın yani bendeki oluşum, bendeki yaratılış kodlarının bendeki açığa çıkma şekli, zikir şeklinde olan bölümüyle alakalı da Rabbim diyor ki enfüsüne de bak. Evet. O zaman demek ki fıtrattan girdiğimiz için konuya akabinde de metaverse'e gireceğimiz için aslında savaş açılan yer hakikaten fıtratımız. Yani bizim Allah'la olan bağımızı kesmek istiyorlar. Zaten biz metanın içindeyiz. Yani şu anda metanın içinde olmayan var mı Allah aşkına? Yani ilavere o gözlükleri mi takmak gerekiyor? Hayır. O gözlüğü takmadan senin gözün zaten aldanmış. Evet. Yani bizim dedelerimizinki de aldandı aslında. Aynen öyle. Evet. Yani metanın içinde aslında bir daha meta yaratmak istiyorlar. Aynen öyle. Evet. Aslında şey Inception geldi aklıma. Rüya içinde rüya yapıyorlar. Aynen iç içe. Ya. Sanki iç içe böyle bir hayat yani bir şey kurguluyorlar. Zaten var bir kurgu var. Rabbim o kurguyu zaten anlatıyor. Kurgunun içine bir kurgu, kurgunun içine diğer kurgu. Ve aslında bize de gösteriyor. Bizden alay ediyorlarmış gibi geliyor bana bu noktada. İnşallah güzel anlatmaya Rabbim lütfeder. Amin inşallah. Peki biz Metaverse kavramına geçmeden veyahut da bu dünyayı seyircilerimize anlatmadan önce Kur'an'da meta kavramını ele alacak olursak neler söylemek istersiniz? Yani Kur'an'da bir meta kavramı var. Sıkça karşılaştığımız bir kavramdır Kur'an-ı Kerim'de. Bunu anlattıktan sonra aslında Metaverse'ü anlatırsak seyircilerimiz açısından da daha anlamı daha iyi olmuş olur bizim içimizde. Programımızın amacını daha iyi olmuş olur. Başlayalım inşallah. Kur'an'da meta kavramı diyecek olursak. Buyurun. Ben meta, müsaaden olursa metaya girmeden önce Allah Teala Hicr ve özellikle Araf suresinde iblisle olan Rab diyaloğunda Rabbim bize aslında tümüyle ilgili genel anlamda Hazreti Adem kıssasıyla bilgi veriyor. Evet. Bakın bugün Hazreti Adem ne yaşadıysa şu anki Adem olduğu aynı şeyi yaşıyor. Evet. Arada kaç bin sene geçtiği hiç önemli değil. İblis davasından vazgeçmedi. Yani vazgeçen, unutan ki bunu da ayetlerle Rabbim söylüyor.
Diyor ki insan Taha suresi 115'i unuttu. İnsanı yarattım ama sürekli göremedim diyor Rabbim. Çok aslında bu ayetlerin ben çok anlamlı ve üzücü olduğunu düşünüyorum. Biraz sonra da farklı ayetler de okuyacağız inşallah. Ben burada Araf suresini almak istiyorum. 14-18 arası inşallah takip etmek isteyenler için. Diyor ki Rabbimiz, İblis de olan diyor onda. İblis diyor ki beni azdırmana karşılık, zaten daha öncesini birçok seyircimiz bilir. Ben onların dost doğru yollarının üstüne oturacağım. Yani dost doğru yolu bilen bir iblis var. Bakın o da bir dönem bir yerdeydi, o da düştü. Dost doğru yolu bildiği için zaten nereden zafiyet göstereceğimizi de çok iyi biliyor. O yüzden onların dost doğru yolunun üzerine oturacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından çepeçevre kuşatacağım diyor. Onların çok azı hariç kendine uyar bulamayacaksın diyor. Şimdi burada bilmiyorum yani insanın bir daha nereden yakalandığıyla alakalı bulmak lazım. Hani insan gelecekten yakalanıyor. Bir sürü şey söyleyebiliriz bu anlamda ama formatı da çok uzatmamak adına. Yani hem önden yakalanıyor, gelecek kurgu, ansiyete dediğimiz, bugün depresyon dediğimiz birçok insanın yakalandığı. Aslında Allah'la aramızdaki o ümitsizlik ki en düşük frekans, aynı zamanda Allah'ın ümitsiz olanlar kafirlerin ta kendileridir diyor Yusuf suresi 87'de. Yani o noktaya insanı taşıyan bir ansiyete problemimiz var. Depresyon boyutunda. Geçmiş takıntılarımız, aynı zamanda işte oldum veya benim kalbim temiz, ibadet etmesem de olur gibi. Yani böyle inanılmaz bir furyanın bir kısır döngü, basit denir iktisatta. Öyle bir kısır döngünün içindeyiz gerçekten. Nasıl çıkarız kısmını inşallah programın sonunda ifade ederiz ayetlerde. Tabii. Yani ben bu noktadan girelim çünkü çok ayet var meta üzerine. Araf 14-18'e giriyorum. Meta ayetlerini sen de okuyabilirsin. Meta aldanmayla birlikte geliyor hocam. Evet, sizden de alacağız inşallah. Ben devam edebilirim. Şey konusu önemliydi Neriman Hanım. Yani ümitsizlik konusu. Gerçekten hani büyük bir alemin de dediği gibi ümitsizlik diyor küfre en yakın duygudur. Çünkü insandaki eyleme geçme sayıklarının çoğunu yok eder. Gerçekten baktığımız zaman evet bir anksiyete, bir depresyon problemi hali hazırda bütün hemen hemen insanların arasında mevcut. Bu da aslında bizim fıtratımızdan koptuğumuzun belki de nişanelerinden bir tanesidir. Çünkü Allah-u Teala ile aramızdaki bağ ne kadar güçlü olursa bizim aslında ümit duygumuz da o kadar güçlü olmuş olur. Ama uzaklaştıkça bir şekilde bir ümitsizlik, bir depresyon ve hayattan zevk alamama maalesef gibi durumlar vakı oluyor. Ya da çok kısa süreli olur. Aynen öyle. Yani bir mümin depresyona girebilir mi? Girebilir ama çok uzun süreli olmaz. Aynen öyle. Yani kafirlerin ta kendileridir. Ayet bakın net değil mi? Yani demek ki bizim Kabe'miz dağılmış. Bakın kalp bir Kabe'dir. Kabe'nin dağılırsa Allah'la olan kordonun kopar. Evet. Aslında sende kopuyor, Rabbimde kopmuyor. Yani Rabbim her an bize her nefeste tekrar nasiplendiriyor, imkan veriyor, lütfediyor. O yüzden bu anlamda bakarsak maalesef insanın bu anlamda aldandığını görüyoruz. Bakın çok geçici dedin denilen ki Rad suresinde birçok ayeti Rabbim dünya hayatı için çok geçici bir köpük misali diyor. Evet. Biz bir köpük misali bakın ben sonsuzluktan örnek veririm çok yani güzel oturduğunu düşünüyorum örneğin. Sonsuzluğu 80 diyeceğimiz bir ömre bölsek ne buluruz rakam olarak? Bence hiçbir rakam bulamayız. Şey. Aslında işte bu kadar köpük misali dediğimiz bir insan hayatını ahiretteki o sonsuz hayatını kaybediyor aslında. Tam da işte bu kordonun kopma yeri burada oluyor. Ben bununla ilgili bir Haç suresini okumak tabii, istiyorum sonra tabii. İnşallah. Sonra yavaş yavaş Kur'an'da geçen meta ayetlerine geçeriz inşallah. Ben de ona bir ilave katkıda bulunmak isterim. Tabii ki. Hocamdan mutlaka. Sonra. Aslında Rabbim bizi uyarıyor birçok ayetinde. Onlar benle diyor bağını kestiler. Ben de onları unuttum aslında. Hani insanın depresyona girme hali unutma halidir aslında. Sen Allah'ı unutuyorsun aslında. Rahman'ın alından çıkıp bakın sistem boşluk kabul etmez. Sistem hemen şeytani alana geçiyor. Yani böyle ben Araf'ta bir süre bekleyeyim böyle bir süre yok. Haç suresi 32 çok bu anlamda Kabe'yi toplama anlamında. Rabbim diyor ki kim benim şiarlarımı, nişanelerimi ciddiye alırsa bu onun kalbinin takvasındandır. Evet. Bakın kalbi takvasındandır. Onun takvasının kalbinin takvasını Beytül Ati'ye ulaştırır. Aslında ne bizim güzel. Beytül Ati'miz dağılmış. Yani ben açıkçası bunu ifade etmek isterim. Meta konusu Kur'an'da çok geçiyor. Hep aldanma ile ilgili geçiyor.
Hocam istersen sizden alalım. Evet. Devam birkaç edelim giriş ben. Yapayım. Tabii Meval ki. Hocam bırakırsak götürecek. Ben de merakla dinliyorum. Aynen. Her söylediğini gerçekten Allah razı olsun. Kur'an'da meta kavramını inşallah. Ve Kur'an'da meta kavramına şu ayetle girmek istiyorum. Aslında bence Tin Suresi 5 ve 6. ayetinde çok Rabb'in bir insanın yaratılışına ahsenel takvim üzerine, yani en üstün yaratılmışlık üzerine vurgu yapıyor. Biz insanı ahsenel takvim yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına attık. Yani bunu Rabbimin attığından değil, yani böyle bir yanlış anlaşılma söz konusu olmasın. Yani bir insan hani hem yaratacak hem de aşağı atacak, böyle bir durum söz konusu değil. İnsanın kendi seçimiyle, evet, yani bu seçimini yapma, hatta bunu az sonra Matrix filminden bir örneklikle sunmaya çalışacağım. Hı hı. O mavi ve kırmızı hap üzerinden inşallah bir sonraki konuşmamızda. Ama Bam Teli belki de Ali İmran Suresi 185. ayette. Evet. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Yani hiç tatmayan, ölümü tatmayan hiçbir nefis yok. Yani evet, bu noktadan baktığımız zaman kıyamet gününde elbette ecirlerin eksiksiz ödenecektir. Yani o kıyamet gününde Fatiha'da kullandığımız din gününün yegane sahibi, yani borçların borçlarını ödediği gün olarak bize sunulan. Kim ateşten uzaklaştırırsa, cennete sokulursa gerçek kurtuluşa ermiştir. Yani gerçek kurtulur. Yani şu anda bile bir ateş çemberinden kurtulduğumuz zaman, herhangi bir sıkıntıdan böyle biraz kenara geçtiğimizde kendimizi kurtulmuş gibi hissediyoruz ama tekrar bir ateş çemberinin içine de düşebiliriz. Evet. Yani gerçek mutlak bir kurtuluş değil ya da mutlak bir mutluluk değil. Evet. Mutlak mutluluğun tek adresi var. O da Allah'ın mümin kulları için hazırladığı cennet. Hmm. Yalancı dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Yani meta. Evet. Şimdi günü daha yeni gündemimize bomba gibi düşen meta kavramı. Yani artık Facebook demiyoruz, meta diyoruz. Evet, Instagram değişti. Meta ile başlıyor. Facebook meta ile, WhatsApp meta ile. Neye uğradığımızı şaşıyoruz yani. Meta, biz bu kavramı biliyoruz. Nereden biliyoruz acaba? Hı-hı. Tabii okuyor idiysek yine bak Hadis Suresi 20. ayetinde dünya hayatı aldatıcı bir metadır. Yani evet, o kadar açık, o kadar net meta diyor ve biz elimize metayı koymuşlar. Biz metayla böyle geziyoruz. Yani o güzelliklere karşı ya da yaşadıkları iletişimin tamamen kopardığımız, evdeyiz ama birbirimizle değiliz ortamı, elimizde telefon. Kesinlikle. O zaman dünyanın metanın, dünya metasının az olup Allah'a karşı saygılı olanlar için ahiretin daha hayırlı olduğu da Nisa suresi 77. ayetin konusu olarak gözümüzün önüne sürülüyor. Bu da vahyin ana konularından, yani bizi uyaran, aslında hani ahkam diye konuştuğumuz ayetler, benim kılımcı bu ayetler bizi çeki düzen veren dünyanın bir meta olduğunu. Tabi Âl-i İmrân suresinin 14. ayetini almıştım. Ben nefsane arzularımızın, evlatlarımızın, biriktirdiklerimizin, mallara olan düşkünlüğümüzün, bütün bunların da dünya meta olduğu ve bizim Allah katında daha güzel yeri, üstün mertebeyi hedeflememiz gerektiğini, bak bir hedef belirleyeceğiz. Ya değilse hedef olmayan, tembeldir, hedef olmayan çalışmaz, hedef olmayan emek vermez, gayret etmez. Hani dünyalık hedef olan sadece dünyalı. Evet. Ama ikisini de hedef olarak belirtiyorsak, çünkü biz Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar diye dua ediyoruz Rabbime. Evet. Ama bunun nasıl olacağını bir sonraki ayet çok açık ve net söylüyor. Gayret edenlere vereceğini söylüyor Allah-u Teala. Evet. Küçük bir virgül koyalım Asiye Hanım. Evet. Bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Peki. Olur mu? Değerli izleyicilerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrardan birlikteyiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, aradan sonra devam ediyoruz. Kur'an'da meta kavramı ve son zamanlarda duymaya başladığımız metaverse, online dünya kavramını eğileceğiz inşallah değerli konuklarımla beraber. Biz istiyorsanız metaverse kavramına bir giriş yapalım. Metaverse nedir? Uzantısı nelerdir? Bizi neler bekliyor? Nasıl korunabiliriz? Bu konular hakkında inşallah bir girişimiz olsun. Başlayalım inşallah Neriman Hanım. Buyurun. Evet. Biraz önce de Asiye Hocam'ın da belirttiği üzerine meta, hı-hı, konusuna girdik. Ali İmran 185, Hadid 20. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de metadan bahsederken zaten dünyayla ilişkili zaten. Aldanmayla aynı zamanda, hatta tegavün diye bir sure var bu anlamda. Hı-hı. O zaman biz bu duruma neden düşüyoruz? Nasıl düşüyoruz? Ya da şimdiye kadar düştük mü? Evet.
İşin enteresan yanı, şimdi tabii sanal ortam çok hız kazandığı için yani aslında korku frekansından açlık, yokluk hissi şu an verilmek istenen, koronayla zaten tetiklendi bu. O virüs de şu an bu sistem tetiklendi. Evet. Dikkat ederseniz bizim gençlerimiz de özellikle 2000 sonrası doğanlar. Bu anlamda sanal ortamın artık şeyleri yani nasıl ifade edeyim istekli müşterileri zaten. Bunu iyi bilen bunun üst merci yani üst mercileri demeyeyim de şeytani sistem demek istiyorum müsaadeniz olursa. Onlara oynuyorlar aslında. Evet. Hani belli bir yaş kitlesinin üstündekilerle de çok dertleri yok aslında. Ama çok acıdır ki bugün bizim yaş ortalamamız anlamda söylüyorum. Biz de aslında hep metanın içindeydik. Yani bir gözlükle olay değişmedi aslında. Hani şu anda ne yapılmak istendiğini bu anlamda anlatabileceğimi ifade ifade edebileceğimi düşünüyorum. Aslında bizler de dedelerimiz, anneannelerimiz yani yedi nesil, geri nesil, Hazreti Adem'e kadar uzanan nesil aslında hep metanın içinde. Yani illa bir gözlük olması gerekmiyor. Biz metanın içine girmişiz zaten. Eğer biz ticaretim diyorsak, evim çocuğum sadece diyorsak, mesleğim mevkim param diyorsak sen metanın içindesin zaten. Tövbe 24'te de biraz önceki ayete benzeyen bir ayet. Yani diyor ki Rabbimiz sizi diyor kesata uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, aşiretiniz, soyunuz, sopunuz, çocuğunuz. Bırakamadığınız meskenler kadınlar için bence. Eğer Allah'ın yolundaki cihattan daha güzel duruyorsa bekleyin ben bekliyorum diyor Cenab-ı Allah. Şimdi o zaman demek ki bizim burada ayak kayması aslında Hazreti Adem'den bu yana olmuş zaten. Biz metanın içindeyiz zaten. Ha şu an ne yapılmak isteniyor derseniz şu anda yapılmak istenen sanal içerisinde bir daha bir sanal ortam. Aslında biz sanal ortamın içinde şöyleydik. Bir 5G, 4G ile değildik. Biz kendi isteğimize giriyorduk zaten o alana. İşte mevki, para, konu, komşu, el alem ne der. Buna zaten girdi. Yani bizim neslimize kadar olan kısım. Ha gençlerde hedeflenen ne şu anda? Yine biz böyle elimize bir kalem aldığımızda bu kalem diyorduk. Ya da bir kokuyu, elma çok güzel kokuyor diyebilen bir nesiliz biz şu anda. Ama işte 2000 sonrası doğanlar yaklaşık özellikle o artık kokuyu bile veren bir sisteme geçileceği için artık algısı bozulacak. Yani hakikaten bir madde var mı? Nedir? Ben neredeyim? Sanal ortama aynı zamanda sadece bu değil bakın. Bu DNA boyutu, RNA ve ATP boyutuna kadar ilerleyecek. Yani büyük değişiklikler düşünülüyor yani sistem açısından. İnsan DNA'sı. İnsan DNA'sıyla oynandı zaten. Onu söyleyebilirim. RNA ile şu an oynanıyor. O zaman nedir bizim yani yaşadığımız bu olay diye baktığımızda artık Allah'la bağın tamamen koparılması üzerine. Hani yine bizim bir fıtratımız duruyor. Biz yine bir şey dokunduğumuzda ay diyor bir eşya diyebiliyoruz yani. Evet. Ama işte bunu bile kesmek istiyorlar. Zaten altyapıyı da kurdular. Şu an çocuklarımız biraz önce ifade ettiği gibi ev içerisinde şey ortamlar. Kopuk. Zaten herkes biri Jüpiter, biri Satürn evde, biri Ay, biri Güneş. Hiç kimse kimseyle bağlantılı değil ki evde. Yani bu zaten yapıldı. Ha nasıl kurtulabiliriz kısmında? Allah alem bizim yapabileceğimiz tabii dua bakın dua çok önemli. Yani dua edeceğiz. Hani tabii duamız fiili dua olacak. Yani duadan kastım fiili dua. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki eğer siz müminseniz zaten yani bu anlamda da gideceğiz zaten daha ileri noktada. Siz müminseniz diyor zafer sizin diyor. Allah bir kere vaatte bulunuyor. Allah vaadinden döner mi? Aslında. Meryem kardeşim dönmez. O yüzden Allah dua edin. Yani duadan kasıt fiili dua ama. İlk önce biz örnek olacağız. Halen örnek olmak zorundayız. İyi örnekler olacağız. Gençlerimizi bu anlamda yine böyle bu anlamdaki kişilerle görüşme imkanı sağlayacağız. Yani ortam o kadar kötü ki siz iyi olmanız evde bir şey ifade etmiyor. Yani siz çocuğunuzu gönderdiğiniz ailelerle etkileşim halinde. Allah yine bunda da bizi uyarıyor. Diyor ki bu ateş size de dokunacak eğer halletmezseniz. O zaman demek ki bizim yapacağımız öncelikle Allah'a yönelmek, kodlarımıza, fıtratımıza hanif olan, haktan olan o dine yönelmek. Çocuklarımızı bu anlamda olabildiği kadar kendi arkadaş grubumuza şu anda korumak için en azından alanlarını doğru belirlemek. Mesafe alanlar, fiziksel anlamda söylüyorum. Onun dışında inanın örnek olmaktan başka, Allah'a yalvarmaktan
bu anlamda bir çaba ve cihata girmekten başka şey yok. Yani bir çabanın içine girmemiz gerekiyor. Evet, şu anda buraya gelip şu yayını yapmamız da bir çaba. Hı hı. Zaten inanın her gün 2-3 tane ders yapıyoruz bunun hı hı. için. Kadınları ilk önce eğitiyoruz çünkü kadınlardır çocukları yetiştirenler. Evet. O yüzden bu anlamda çok çabamız var gerçekten. Ben bir ayet okumak istiyorum. Tabii, sonra size Asiye Hocam. Diyor ki Rabbim, yani Allah bize çok değer verdi. Kulum dedi ve yani cinlerden iblis yani ve meleklerden üstün tuttu. Ama bizim savaşımız şu an iblisi sistem dediğimiz o sistemle. Çünkü biz onların yerine halife olduğumuz için bizi küçük düşürmek istiyor Allah'ın karşısında. Bence buranın en ince ayrıntısının burası olduğunu düşünüyorum. Yani bak işte seni çok değer verdim kulunun haline bak yani. Burada Allah'a yüz akıyla çıkanlara selam olsun gerçekten. Sebe suresi 20 beni çok etkiliyor. Rabbimiz ve 21 Estaizu billah diyor ki gerçek şu ki iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. Allah muhafaza gerçekten bakın bir daha söylüyorum iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. Yine devam eden ayette oysa onların üzerinde hiçbir zorlayıcı yanı yoktu. Burası da çok kilitli bir yer. Bakın nasıl çok kurtularız önemli. Kısmı tam burada bence. Yani biz eğer sistemi iyi tanırsak bakın lütfen korkmayın. Latasen. Allah bizimle beraber. Evet. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Onların yapmak istediği kolektif bilinci açlıkla sanki sanal bir açlık yaratılıyor şu anda. Öyle koşmayın markete orayı burayı gerçekten. Çünkü kolektif bilinci iyi organize ederlerse sistem zaten çökecek. Yine Sebe 21'e devam edersek hiçbir zorlayıcı gücü yok. Yani şeytanın yaptırım gücü olmadığını Allah-u Teala ayette söylüyor. Vesvese verebilir. O da zihnine, kalbine bile değil. Senin kalbin Allah diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunda git diyor. O yüzden bizim yapacağımız şey hiçbir zorlayıcı olmayan bir şeytanın sadece vesveselerine kanmamak, aldanmamak. Bakın vesvese diyorum, dalga diyorum, snap attı diyorum. Yani bir sürü isimleri var şu anda. İşte geldi, işte bir anda aklıma bir şey geldi diyoruz. Bakın yakalanacağımız yer tam burası. Yakalanmayacağımız nöbetini tutacağımız yer burası tam. O zaman Rabbim diyor ki hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Sadece ahirette imanda kimin şüpheyle baktığını görebilmek için bunu diyor halen vesvese vermesine ben izin veriyorum. Yani kim şüpheyle Allah'la olan ilişkisi var kimin yok bunu tespit etmek için yaptı. Bir de bir Ali İmran suresini okuyabilir miyim? Bu yara diyor her dönemdeki her kavme uğradı bu yara. Bakın yara hep uğrar. Şu anda bu virüs ve devamında yaşadıklarımız bir yara. Ben diyor Rabbim bunları toplumlar arasında döndürür dururum. Bu sünnetullahı Rabbimin. Bunu neden yapıyorum biliyor musun diyor Rabbim o ayet-i kerimede. Ben kim şüpheyle duruyor? Kim gerçekten iman etti? Ayırmak için, aranızdan da şahitler tutmak için. Bütün bugün yaşadıklarımız kardeşlerim bu. Şeytanın gücü yok. Vesvese verebilir, nefsin uyacak. Bakın nefsten hesaba çekileceğiz. O yüzden bence ince ayrıntının burasında olduğunu düşünüyorum Allah'a aile. Evet. Bu noktadan devam edeyim. Tabii buyurun size zaten yani, söz verecektim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yani o kadar gücü yüksek olan bir söylem ki çok yüksek. Az önce de konuşmuştuk çok, hatta. Yani şeytan iblisin sıfatı. Evet. Onun için Allah şeytan olarak insandan ve cinden diyor yani. Ve insanların vesvese veren şeytanların cinlerden de insanlardan da. Kul e'udü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Sığın. Yani bak felak bu şekilde aynı. Yani bu şekilde öncelikle bizim Adem ve şeytanın arasında geçen o olayı, yaratılış olayını çok iyi kavramamız. Çünkü yine merkezinde o fıtrat gibi. Eğer onu çok iyi kavrarsak, kavradığımızın bunun üzerine şeytanla arasındaki mücadeleyi yine vahyin ışığı altında. O mücadelede dokunma dediği bir olgu var, yaklaşma dediği bir olgu var. Bir tanecik ve Allah'ın adını kullanarak şeytanın gururundan dolayı, ve ebedi düşman bellediğinden dolayı çünkü yerinden etti yani şeytan ve Allah'a haksız çıkartmak istiyor haşa. Allah inkar yok.
Yani insan öyle bir pozisyona gelebiliyor ki ben Allah'tan korkarım. Yani şeytanın pabucunu tezgih edilecek kadar kötü bir duruma düşebiliyor. Yani aşağıların aşağısı diyor ya. Evet. Hani şeytan aşağı ama aşağıların aşağısı değil. İnsan bu şekilde aşağıların aşağısına bile inebiliyor. O zaman o vesveseye uyabilir miyiz? Uyuyoruz. Bak meta, dünyanın içinde zaten uyuyoruz. Bazen makamımız oluyor, bazen eşimiz oluyor, bazen zaman çocuğumuz oluyor, bazen zaman paramız oluyor. Zaten metanın bir oyuncağı halindeyiz zaten. Zaten ondan sıyrılabilirsek, Tevbe 24 zaten bunu bize söylüyor. Bundan sıyrıldığımız zaman o zaman Rabbim'e zaten kulak vermişizdir. Meta bir kenarda kalmış. Ama şu andaki oynanan oyun, özellikle gençlerimizde deistliğin çok yaygın olduğu, küfrün artık daha üst pozisyonda çıktığı ve güç olarak gösterdiği bir dönemde ve Müslümanların da bilimi terk ettiği bir noktada, bilim yok. Ve gençlerimizin gözü Avrupa'da. Yani mesela ben şu anda oturup bir size Avrupa'yı anlatmak isterim 31 yıldır içinde yaşayan biri olarak. Yani Avrupa bir cennet değil, gerçekten değil. Yalancı bir cennet yani, yalancı bir cennet. Yine meta var yani orada, başka bir şey değil. Ha, kurallara uymasından dolayı düzgün bir hayat var, kabul ediyorum. Güzellikleri var, kabul ediyorum. Ama insanların değeri noktasında, yani oradaki verilen değerin dışarı taraftaki hani o ikinci sınıf ya da üçüncü sınıf sınıflandırılmış ülkeler, o ülkelerin halklarını nasıl sömürdüklerini de artık biz biliyoruz. Kendileri de biliyorlar, biz de biliyoruz yani. Onun için yani böyle şu andaki o hazırlanan o metaverse, yani yalancı cennet artık hislerimizle. Yani çocuklar hisleriyle, mesela geçen bir gençle konuşuyorum, lise genci, diyor abla diyor taktım diyor böyle diyor, öyle bir yere girdim ki diyor, o kadar güzeldi ki diyor, etkilenmemek elde değil. Sonradan baktım ki diyor kumarhaneymiş. Kumarhanede düşün, orada sen kendini kral olarak görüyorsun. Yani en üst pozisyonda hiç kimsenin değer vermediği, annesinin, babasının, ailesinin, arkadaşlarının değer vermediği bir ortamda kral gibisin. Yani şu YouTube'a bir şey bakıyorsun, hemen bir şey koyuyor, o oyunları koyuyorlar ve o oyunlar bile o kadar cazip ki. Evet. Sen orada avatarını yapıyorsun, o avatarı da istediğin şekle getiriyorsun ki biz onu filmlerde gördük. Hasılı zaman çok yok, keşke zamanın kısıtlı olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Aleyhimizde şahitli. Arif olana tarif gerekmez noktasında söylenenlerin yeterli olduğunu düşünüyorum kesinlikle, ama şunu bilmek lazım. Bize yıllar önce 15 yıl mı oldu bu Matrix 20 yıla yakın. Değil mi? 20 yıla yakın. Çok önceden seyrettiğimiz, şimdi gündemime tekrar aldığım bir film. Yani ara ara kare kare baktığım ama dün bitirdim. Dün gece bir araya sıkıştırdım. Son kısmını kalmıştı, onu bitirdim. Yani şu anda hayat bize iki seçenek sunuyor. Aynı o başrolde sunulan mavi hap mı kırmızı hap mı? Ya siz kırmızı hapı seçersek, ki seçiyoruz. Seçtiğimiz için zaten la tahsen diyemiyoruz. Ve bu düzenin oyuncağı olup korku pompalanıyor bize durmadan. Ölüm korkusu, yokluk korkusu, açlık korkusu. Bunun için hep birbirimizi yiyoruz. Yani bir aynı safın içine giremiyoruz. Müslümanlar olarak da parçalanmış durumdayız. Sensin, sence, bence, ucu, hep ucular bucularla birbirimizde saf olamıyoruz. Ki parçalandık bu şekilde. Şu anda benim aslında söylemek istediğim asıl öz şu. Allah... Firavun'un gördüğü bir rüya var. Doğacak çocuk seni öldürecek diye ve bütün yani olayı biliyorsunuz diye kısaca anlatmak istiyorum. Doğan çocukların, İsrail oğullarından doğan çocukların hepsinin öldürülmesi, ama Rabbim'in planı o öldürecek kişinin, yani o tahtını yıkacak kişinin kendi elleriyle besleneceği. Ben inanıyorum ki Rabbim bu külli iradenin içinde, cüz'i iradeyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Rabbim var. La tahsen dediğimiz, üzülme, senin yanında Rabbim var dediğin ve sığındığımız her şeyin yegane sahibi olan bir Rabbim var. Ve onların elinden bu düzeni bize anlatacak ve kurtaracak, daha iyi anlayacak. İşte bunlar da gençler. Şu anda bizim gençlerimiz belki onun içinde kendilerini kral gibi hissedecekler. Ama sonunda bakacaklar ki bu değil, bu değil. Bu değil. Peki ne? Deyip hakikati
tıpkı Musa gibi anlayacaklar ve Musa Aleyhisselam nasıl hakikati anladıysa ne yapacak? O doğrultuda hareket edecek. Vahyin ışığı altında buradan kurtulacak. Yani demem o ki, bilmiyorum sonlara doğru vakitimiz var mı bilmiyorum ama. Şu an var, devam edebiliriz. Biz sınırsız bir sanal dünya cenneti bize verilmeye çalışıyor. Sınır yok orada. Evet. Orada özgürlük var. İstediğini yapabilirsin. Evet. Adamı öldürmek istiyorsun, biriyle beraber olmak istiyorsun. Çalışmaya gerek yok. Çalışmak yok yani. Oturduğun evet. yerden. Yani ben bir beni de koydular benim gençler. Böyle gözlük takıyorsun. Bir de elinde şeylerim var. Hı hı. İnanılmaz derecede gerçek. Koku veriliyor, tat veriliyor. İşte koku tadı yoktu ama his vardı yani o hissi. O kadar gerçek ki ortada bir de bir resim çekmişler beni. O kadar ilginçti ki. O manzaraya bayıldım. Dağların arasında. Çok yüksek şeylerin içinde. Ben biliyorum yani onun gerçek olmadığını. Mesela bir tane yürüdük. Çok yüksek bir binanın üstünde. Sonra kırıldı aşağıya çakıldım. Ölüyorum yani. Ama ben biliyorum ki. Diyor ki Aslı abla hiç korkmuyor musun? Arkamda böyle böyle şeyler var. Korkunç yaratıklar. Bakıyorum ona yani. Aslı abla korkmuyor musun? Yok yani o gerçek değil ki. Gözlüğü çıkarttığım zaman evet. kurtulacağım bir şey yani. Mesela çok büyük bir ahtabana bindim çıktım ama acayip eğlenceliydi. Düşünsene sen oturduğun yerde yaşıyorsun. Zaten her şey beyinle. Evet. Zaten duyguyla hareket ediyoruz biz. O zaman duygularımıza sahip çıkamazsak bak birileri bizim o duyguyla hareket ediyoruz ya her şey duygu. Hı hı. Nasıl anlıyorsak, anlamlandırıyorsak o anlamlandırmamız bir algıyla bizim anlam dünyamızda bir duygu oluşturuyor. Nasıl bir duygu? Müthiş bir heyecan. Gitmeden oturduğun yerde şeye biniyorsun. O yüksek şeylere binip çıkıyorsun. Adrenalini derinden yaşıyorsun. Tamamen yukarıda yaşıyorsun ve iniyorsun yani. Evet. Yani gerek yok ki buradan kalkıp Amerika'ya gitmeye ya da Türkiye'nin en güzel yerinde olmaya. İçine giriyorsun. Sanal bir dünyada yaşıyorsun. Hatta hissediyorsun. Elbiseler şu anda icat ediyorlar. Her şeyi yaşatabilmek maksatla. Acaba bu oturduğun yerde yaşayacağın şeyler. Evet. Yani şey gençlerimiz buradaki farkı nasıl anlayacak? Mesela bugün bilgisayar oyununa girdiğinde kendini orada zannediyor. Evet. Ve artık adam öldürmenin şey olduğu bir dönem. Yani artık kan artık mide bulandırmıyor. Senin duygularına hitap etmiyor. Artık o kadar adam öldürüyorsun ki. Hı hı. O zaman bu aradaki farkı nasıl bilecek gençler? Evet. Nasıl çıkacak sanal ortamdan aslında değil mi? Bir de yani çalışmak istemiyor ki artık hani çalışmak yok, emek yok, sıkıntı yok. İşte yalancı cennet. Evet. Halbuki Allah-u Teala dünyanın bir imtihan olduğunu, sıkıntılarla bir hayatımızın olacağını söylüyor ayette. Bunlarla da cenneti kazanacağımız gerçek cenneti. Evet. Geçen bir öğretmen arkadaşımızla konuşuyorduk. Şöyle diyordu. Benim oğullarım bu ara tatil boyunca sürekli hani biz uyarmamıza rağmen hep bir oyun içerisindeler. Oyun oynuyorlar. Ve artık algılarında çok büyük bir hasar. Bakışlarında çok donukluk. Büyük bir hasar. Evet. Tamamıyla hissizleşmişler. Hislerini yitirdiler. Ve hislerini yitiren bir insanın da değerlerine ne denli tutunabilir ki? Tamamıyla hissiz ve gerçekten okula geldi biz baktık yani çocukla konuşuyorum ama şöyle hani bir göz teması dahi kuramadık düşünün hani söylediklerimi algılamasını geçiyorum göz teması dahi kuramadık yani öyle bir aslında gençlikle mi diyelim bir toplumla maalesef karşı karşıya bırakılıyoruz evet. Gerçekten çok acı çok üzücü. Yani en basitinden bir bunları geçtiğimizde bile bir Instagram algoritması bile dakikada belki yüzlerce farklı siteyle yani artık beyin öyle bir hale geliyor ki bir şekilde hissizleşiyorsun, anlamıyorsun, darmaduman oluyorsun. Az önce mesela bir çocuğun Filistin'de katledilmiş bir resmini gördükten sonra hemen sonra bir ifade ettiğiniz gibi sahte bir cennet fotoğrafı tamamıyla duygular o kadar harap oluyor ki, o kadar hasar görüyor ki o duygular. Ve bir yerden sonra orada artık bir hissizleşme. Yani. Evet. İşte orada gerçek bir kare var. O gerçek kareyi diğer kareyle birleştiriyorsun artık diyorsun. Normal yani. Ha o. O oradaki film, evet. Oradaki de film gibi geliyor. Gibi geliyor yani. Normalleşiyor hayatım. Kesinlikle normalleşme. Hani ne kadar bir zıtlık değil mi mesela biz öncesinde ifade ettiğiniz evet. gibi. Yani çocuk bir anda bir katledilmiş bir çocuğu görüyor. Arkasından böyle çok güzel hani ne kadar oyun hani duygularla değil oynanıyor. Evet, kesinlikle. Mesela benim aklıma şu ayet geldi Nur Hı-hı. suresi. Sözü billah Rabbimiz diyor ki. Bakın çok önemli bir ayet. Tam böyle hani evet. yerinde oldu elhamdülillah. Onlar diyor durumu şuna benzer. Serapta su görmüş kişiye benzer.
Yani bakın Serap Tosu görmek ne demek? Gerçek misin? Gerçek Hayır. Değil. Hangi algınla oynanıyor? Aslında görmüyorsun. Halüsinasyon. Rabbim bunu uyarıyor. Çöl neden oluşur? Kumdan. Kum nasıl oluşur? Sabah artı 100 derece, akşam eksi 40 derece. Yani zıtlıkların olduğu bir alan olduğu için kum taneleri var zaten. Evet. Aslında Rabbim bize orada serap göstermeyle ilgili ayetle bizi uyarıyor. Aslında seraba çağıracaklar seni. Evet. Seni nara çağıracak diyor. Ateşi de çağıracak diyor. Evet. Hani halüsinasyon ayeti beni çok etkiliyor yani. Serap evet, gerçekten ayeti. Çok uyuyor bu hani internet dünyasına, sanal dünyaya, İnan, online dünyaya. İnan çok ayet var Meryem çok, Hanım. Evet. Yani Ve o kadar sizin çok ayet alanınız var da sanırım hani hem Kur'an ayetleriyle bilimi evet. birleştirmek gerçekten Evet. bu ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Rabbim yani İnşallah. inşallah çalışmalarınıza bereket versin. Amin. Gerçekten İnşallah. çok ihtiyaç duyduğumuz bir alan bu. Yani dediğimiz gibi hani gün içerisinde o kadar çok uyaranlara maruz kalıyoruz ki bir yerden sonra artık bir insanda uyuşukluk hali. Uyuşuk artık tembellik demiyoruz. Gerçekten bir uyuşturucu gibi hani bu bağımlılıklar da zaten Asiye Hanım'ın alanlarından bir tanesi hani internet bağımlılığı. Bir yerden sonra insan zihinleri uyuşturularak tamamıyla zihinler ve beyinler tıpkı bu bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz gibi üst aklın elinde ve onların verdiği artık komutlara göre Evet. hareket eden bir insan. Hissiz, Evet, duygusuz, buraya robot geç, bunu hatta. yap, bildiğin robotlaşmış Evet, yani yani bir insan robotlaşmış robot. bir insan Hani akıllı figürü. zekadan bahsediyoruz. Akıllı zeka dediğimiz olgu Evet. gerçekten bizleriz. Belki bizi robotlaştırmaya çalışıyorlar bu şekilde ki belki değil, belki de bu yani. Aynen öyle gerçekten. Evet. Şimdi biz bu uyaranlarla şimdi karşımda çok değerli iki konuk var. Ben hani sizden gerçekten bir şey istifade etmek istiyoruz. Hem kendimiz hem de izleyicilerimiz açısından. Şimdi böyle bir ifade ettiğiniz gibi sahte bir cennetle veyahut da ne bileyim bir akıl tutulması yaşayan bir maalesef yani gençlikle karşı karşıyayız. Bunun karşısında ne yapabiliriz? Nasıl kendimizi koruyabiliriz? Yani hani vahiy ile ilişkimiz nasıl olabilir ki? Şimdi gerçekten baktığımız zaman sadece Kur'an ve sünnete tutunabildiğimiz sürece ancak bu Kesinlikle. tuzaklardan kendimizi Kurtulabiliriz. koruyabiliriz. Nasıl bir ilişki gerçekleştirebiliriz ki bunların tuzaklarına karşı bilinçli olalım, idrak edelim yani gerçekten uyanık olalım. Sizden alalım. Buyurun. Ben son söz dilim olarak bunu alayım. Sonra sen de tamamla. Tamam. Olur mu hocam? Tamam. Ben gençlerde mesela senin gözünde ışığı okuyorum. İnanılmaz Elhamdülillah. bir ışık var elhamdülillah. Yani Elhamdülillah. bir hayat, hayatın hayata bir şey bırakmak istiyorsun ve o bırakmak istediğin için buradasın ve en güzel anlayan, algılayan kardeşlerimi buraya çağırıyorsun ve anlatıyorsun. Hayatına bir hedef koymuşsun. Hedefi olmayan hiçbir hayat gençlik adından da ışık saçıcı bir olgu olmaz. Ben şu anda tıpkı Matrix'teki gibi mavi hapı seçersek uyanacağız diyeceğim. Yani bir uykudayız. Hani bir gaflet uykusu aslında bu. Bu uykudan uyanmamızın tek yolu o hapı seçmemiz. O hapı seçtiğimiz zaman gerçeklerle karşı karşıya kalacağız ilk etapta. Ve şunu bileceğiz. Geçici dünya nimetleri bir meta. Meta içinde olduğumuzu çok iyi bildiğimizi farkına varacağız. Evet. Farkındalık yani burada. Hak üzere yaratıldığımızı, seçimlerimizin bizi rezil ya da vezir yapacağını, yaşadıklarımız her ne ise kendi ellerimizle yaptıklarımızın yüzünden olduğunun farkındalığını üzerimize almamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu Kesinlikle. büyükler olarak bize düşen görevde tabii ki böyle. Gençler de bunun farkına varacaklar. Gönül ister ki düşmeden farkına varsınlar. Şimdi o akşamki programda düşüşlerin insan hayatına ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. Yani düştükten sonra yukarı çıkmak gerçekten çok zor. Bir şeyin bağımlısı olduktan sonra bir teknoloji bağımlı yani Metaverse'in içine girip de orada kaybolmamak ki kaybolmayacaklar ben eminim. Çünkü Musa'lar oradan çıkacak. Ben İnşallah. gençlerden çok ümit varım. Yani sorgulayan, soran, Hazreti İbrahim gibi ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin? Bu sorulacak bir soru mu Allah aşkına? Ama Allah kalbindekini biliyor. Rabbim bu gençlerin kalbine iman tohumu var. Evet. Ama ne var? Bizim büyükler olarak onlara kötü örnek oluşumuz var. Ben orada kendimizi eleştiriyorum. Küçük küçük şeylerle birbirimizin girip Müslüman dünyasının birbirleriyle aynı safta buluşamamaları var. Ha bu aşılır mı bilmiyorum ama gençler aşacaklar bunu. İnşallah. Kesinlikle inanıyorum bunun bir oyun olduğunu.
bu içinde o büyük oyunun içinden onlar çıkacaklar Allah'ın izniyle. Ben kesinlikle inanıyorum. Bir Musa olacak onlar. Ve biz onların arkasında inşallah destekleyenler olacağız. İnşallah. Aksi takdirde bir Samiri olabiliriz. Dünya bizi bu şekilde kandırabilir. Koskoca mucizeleri gördükten sonra işte küçücük bir işte ondan bir parça alıp da işte tekrar bir içindeki buzağıyı, yani içindeki dünya metasını tekrar ortaya çıkartabiliriz. Bu noktada bizler ölümümüzün, hayatımızın hangimiz daha iyi amel işleyecek, daha iyi işler yapacağın denenmesi için olduğumuzun kaçınılmaz bir gerçek olan ölüm. Bakın şu anda birçok ölümlerle karşı karşıyayız. Çok değerli kardeşimin eşi daha 3 hafta oldu vefat edeyim. Ve elinde vefat etti. Allah rahmet eylesin inşallah. Yani bu acıya rağmen hala bunu anlatma da büyük bir acı, aslında büyük bir travma. Tabii ki. Yani bu büyük bir travmayı şu anda yani insanı yerinde oturtamıyor idiyse bu duygu, bu bilgi. Yani bunu oturamayız. Uyuyacak zamanımız yok bizim. Gerçekten. Yok yani. Yani gerçekten şu anda ben de az önce takdir ettim doğrusu. Hani kız kardeşimle de konuştuk. Maşallah hani böyle büyük bir acının karşısında hala bunu bu hedefe, bu amaç doğrultusunda ama hareket etmek. Ama onun farkında. Evet. Ben de bunun farkındayım. Yani şu anda ben çocuklarımın torunlarının yanında olabilirdim yani. Evet. Çok da özledim de. Ama uyuyacak zamanımız yok. Gerçekten yok. Şu anda ölümü ensemizde. Şu anda ölüm ensemizde. Yani bu anda bizim kendi yaptıklarımızla hesaba çekileceğimizin farkında olan insanlar uyuyamazlar zaten. Ve gençler bunu fark ettikleri anda Musa rolünü zaten üstlenecekler. Musa olacaklar onlar. Allah onlara Harun'u da getirecek destekçi olarak. Biz de destek inşallah. Biz de Harun, Musa olacağız. Ve sonuçta İbrahim gibi sorguluyorsak ama. Hı hı. Hani o İbrahim sorguladı. O zaman şu anda bizim yapacağımız gerçekten Meryem'ciğim. Bunca hakikate rağmen hakka doğru koşmamız. Önümüzde ne kadar engeller varsa bize bu yalancı cennet diye sunulan bu vaatleri elimizin tersiyle çelişimiz ve alnımızı secdeye kapatmamız var. Başka tamam. Hiçbir şey değil. Gerçekten öyle. Alnı secdeye kapatılmayan hiçbir isyan halindedir. Hı hı. Onun için diyorum ki secde. Evet. Hocam. Programımızın sonuna geldik. Sizin de son sözlerinizi alalım inşallah. Son şöyle toparlayayım. 3-4 dakika. Bir 2 dakikada. Şöyle söyleyelim hemen. Sonundayız bizim, yani şu an. Buna düşme nedenimiz, şu duruma düşme nedenimiz konfor. Evet. Yani diyor ki Rabbim Hud suresinde onlar başa çıkamadılar bu olaylarla. Çünkü onlar konforların derdine düştüler. Evet. Şimdi o zaman demek ki bizim öncelikle bu konfor derdinden bir çıkmamız lazım. Allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir 3 gün yas tutmuşken, Hira Dağı'nda günlerce düşünüp toplumun derdiyle dertlenirken ve bizler ne yas tutacak vaktimiz? Hele konfora girecek hiç vaktimiz yok. Emin olun. Öyle günlerden geçiyoruz. Ha, ümitsiz miyiz? Kesinlikle hayır. O zaman ben 3 ayetle tamamlamış olayım. Aslında çok konuşacağım şey vardı. Keşke vaktimiz olsaydı da konuşabilseydik. Yenilikçi olmamız gerekiyor kardeşim. Biz gençlere yeni müceddit olur mümin. Müceddit. Yeni onların argümanlarıyla Enfal 60'taki gibi onların donanımıyla onlara savaş açmamız gerekiyor. Evet. Şu saatten sonra yapacağımız onların bütün donanımıyla şu an biz onların donanımını kullanarak savaş açıyoruz. Yani mücadele şu anda o yönde, dikkat edin. Onun alanını kullanıyoruz. Onun telefonlarını kullanıyoruz. Evet. O zaman dedim ki Enfal 60'taki gibi onların donanımıyla donanıp onlara karşı bu anlamda bir şey sergilememiz lazım. 3 ayet okuyorum. Allah kendi hükmüne ortak kimseyi etmez. İstiyorlar ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürsünler kafirler. Ama Allah-u Teala nurunu kesinlikle tamamlayacak. Ben bu ayetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Asiye Hanım, Neriman Hanım, ağzınıza sağlık. Çok güzel, çok faydalı bir konuydu. Evet. Rabbim razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Kıymetli izleyenlerimiz, yeni bir programla sizlerle birlikteydik. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Çok değerli konu ve konuklarla birlikteydik. Haftaya görüşünceye değin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.